Değerli Bursa, ilk geldiğim andan itibaren beni etkileyen o koca şehir, o şanlı Uludağ'ın gölgesinde hemen yamacında kurulan bu Osmanlı başkenti şehrin ayrı bir tılsımı, ayrı bir maneviyatı hepimizi içine çeker ve sarar. Burası Osmanlı'nın en önemli şehirlerinden birisi olmuştur. Sadece başkenti değil, daha sonra da önemli şehirlerinden birisi olmuştur. O dönem Osmanlı'nın başkenti şimdi otomotivin, tekstilin ve birçok sektörün başkenti konumunda bir şehir durumundadır. Ama hak ettiği yerlere değildir. Bunu kabul edelim. Veriler en azından bunu söylüyor. Bu bağlamda da yapacağımız ne var ise yine başkanımızla birlikte her iki şehrin ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin deneyimi üzerinden dayanışmasını bütünleştiren bir masa kuracağız. Kaldı ki Mustafa Bozbey Başkanımız aynı zamanda Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak da bütünleşik çalışmamızın önemli halkalarından birisinin de başında. İşte bu kurumsal yapıdan temel amacımız şu sevgili hemşehrilerim. Biz ne istiyoruz biliyor musunuz? Bu ülkenin kalkınmasını, bu milletin iyi olmasını, fakirlikle, yoksullukla, işsizlikle değil, refahla, zenginlikle, huzurla geleceğe bakmalarını sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Onun için buradayız. Onun için dayanışmamızı sürdürüyoruz. Bakın bu dayanışma çabamız sadece aynı partinin iki belediye başkanı arasında olan bir dayanışma çabası da değildir. Bu dayanışma çabası siyasi partime ayrımı yapmaksızın nasıl vatandaşımıza hizmet ediyorsak aynı şekilde makamlarla da diyalog kurarak ama şehirlerin valilikleriyle ama parti ayrımı yapmaksızın diğer partiden seçilmiş milletin iradesiyle göreve gelmiş sonsuz saygı duyduğumuz diğer siyasi parti mensubu belediye başkanlarıyla. Allah aşkına parti nedir ki? İktidar olmak nedir ki? İktidar kim? Millet. Milletin iktidarı, milletin sahip olduğu bir makamı ziyaret edeceğiz. Mustafa Bozbey dostum da emanetçi, ben de emanetçiyim. Görevim halkın onayıyla başlar, halkın onayıyla biter. Buna başka türlü müdahale etmek isteyen akıl habire demokrasinin şamarını yiyor ama aklı başına gelmiyor. Sevgili hemşehrilerim, sevgili dostlarım, bakın daha bir hafta önce, 10 gün önce İmralı'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açılım yapan akıl bugün Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını gözaltına alıyor. İstanbul Esenyurt'ta bu kişi bir ilim insanıdır. Bu kişi felsefe mezunu Hacettepe Üniversitesi'nde bitirmiş, bu ülkenin üniversitelerinde profesör olmuş, bu ülkenin üniversitelerinde rektörlük yapmış, dekanlık yapmış ve farklı görevlerde bulunmuş. Van'dan başlayıp Hakkari'ye, sonra Ankara'ya, ta Isparta'ya, Mersin'e kadar, hatta Şanlıurfa'ya kadar, İstanbul'a kadar farklı üniversitelerde görev yapmış bir insanımız, vatandaşımız gözaltına alıyor. Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık kardeş. Bu iktidarın kurnazlıklarından koltuğa, milletin emanet ettiği koltuğa müdahale etmelerinden bıktık. Bakın bu kurnazlığa gerek yok. Bunu yapmayın. Bu doğru değil. Bu yanlış. Bu şekilde sabahın altısında bir belediye başkanını, bir bilim insanını evinden alıp götürmenin ayıp olduğunu, hukuka aykırı olduğunu herkes bilir. Ya belediye başkanı zaten saat 9'da mesaisine gidecek. Yok, algı yaratacaklar.
yargıyı siyasetin ayarı için kullanan aklın bu ülkede artık iktidarı bırakma vakti gelmiştir. Bu kadar net. Bu kadar net. Çünkü bunu ancak kim yapar biliyor musunuz? Bunu ancak milletten uzaklaşan akıl yapar. Milletin arasında olmayan akıl yapar. Çünkü o akıl hala milleti zengin zannediyor ama değil, millet yoksullaştı. Milleti fakirleştirdiniz. Fakirliği, yoksulluğu unutturmak için böyle algı operasyonları. Yazıktır, günahtır. Bu memleketin demokrasisine bakın, dün atamızın bize emaneti Cumhuriyet'in yıl dönümünü kutladık. 101 yıl önce Atatürk ne dedi biliyor musunuz? Bu ülkeye eşitlik, adalet ve demokrasi vaat ediyorum dedi. Siz ise 101 yıl sonra eşitliği de, adaleti de, demokrasiyi de bertaraf etmeye çalışıyorsunuz. Moloz yığında döndürdüğünüz bu atmosferi işte temizleyecek kadrolar burada. Hep beraber bunu yapacağız, hep beraber. Hep beraber. Bize bu tarz usulsüz, hukuksuz tutum ve tavırlarla hareket edenler bir adım geri atacağımızı düşünüyorlarsa bizim derdimiz makam mevki değil. Bu memleket insanları iyi olsun. O iyi olana kadar nasıl alın terimizle beraber, terimizin son damlasına kadar çalışacağımızı burada, bu kadim şehir, Osmanlı başkenti Bursa'dan söz veriyorum. Son damlasına kadar çalışacağız. Son damlasına kadar çalışacağız. Dolayısıyla sevgili hemşehrilerim, memleketimizin iyi olması için çok çalışmamız lazım. Bu memleketin iyi olması için huzura ihtiyacı var, adalete, vicdana, demokrasiye ihtiyacı var. Bu memleketi Türk, Kürt diye ayırmaya çalışanların karşısında şöyle duruyoruz biz. Bu milletin 86 milyon insanı var ya, 86 milyon insanı bu memleketin eşit hissedarı, sevgili dostlarım, eşit hissedarı. Etnik kökenine bakmaksızın, inancına bakmaksızın, hakkını, hukukunu korumak da bizim gibi yöneticilerin boynunun borcudur. Onun için olanı biteni, Türk'ü de, Kürt'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de, Boşnağı da herkes görüyor. Herkes görüyor, herkes bunların puanını verecek. Bu duygularla Bursa'dayız. Her sabaha bizi bir krizle uyandırma çabasındalar. Ta 2019'dan bu yana bunu yapıyorlar. Her sabaha başka bir problem, başka bir sıkıntı doğurarak yüzlerce müfettiş, yüzlerce teftiş, uydurma davalar, uydurma hakaretler, uydurma ithamlar, siyasetten uzaklaştırma çabaları, açılan mahkemeler, hiçbirisi bizi yıldıramaz diye biliyor musunuz? Bizim arkamızda siz varsınız, siz. Siz varsınız. Siz, milletimiz var, onun farkında değiller. Biz... Biz Yaradan'a sığınıyoruz. Yaradan'a sığınıyoruz. Bir de milletimizin o ferasetine, bilgeliğine, aklına güveniyoruz. Allah bizi size utandırmasın, mahcup etmesin. Mustafa Boz Bey başkanımıza çok üstün başarılar diliyorum. Omuz omuza, hatamız varsa birbirimizin hatasını düzelteceğiz. Eksiğimiz varsa birbirimizin eksiğini tamamlayacağız. Çünkü biz size mahcup olmamak için karar vermiş, ant içmiş, vatansever, cumhuriyetçi, Atatürkçü belediye başkanlarıyız. İşte bu kadar.